Sonla. Biraz gecikeceklerini bildirdikleri için onları biraz bekledik. Onun için özür dilerim. Geldiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ümit ederim. Toplantı sonrası. Karanlıkta bir şey kalmaz. Her şey herkesin anlayacağı şekilde ortaya çıkar. Ve de güzel bir basın toplantısı gerçekleşmiş olur. Açıkçası bu toplantıyı organize ederken artılarını, eksilerini fazlasıyla tarttım. Yani buna karar vermek çok kolay olmadı. Çünkü genel olarak böyle bir temayülüm yok. Ancak başka platformda konuşacağımı da söylememe rağmen öne almamın sebepleri tabii birazdan anlatacağım. Kimileri için susmam ve konuşmamam. Kimileri için ise artık konuşup neyse benim cephemde yaşananlar anlatmam gerektiği yönünde görüşleri olduğunu biliyorum. Doğal olarak ben Galatasaray'ı düşünmek ve zarar vermemek için ne kadar titiz davrandıysam, Galatasaray'a zarar gelmesin diye ne kadar imtina ettiysem, ben böyle davranırken gündemin hiç değişmediğini gördüm. Gördükçe de daha fazla üzüldüğümü ve yaralandığımı da fark ettim. Takdir edersiniz ki benim de değerlerim var. Ve de çok kıymet verdiğim de bir ailem var. Ve unutulmasın ki ben de düşünen, üzülen, sevinen, kızan, hatta kırılan bir insanım aynen sizlerin olduğu gibi. Hep konuşmadı, ne zaman konuşacak, niye konuşuyor, niye konuşmuyor diye devamlı eleştirdiniz beni. Bugüne kadar suskunluğumu şikayet edip söylenmek, açıklamalar yapıp gündem değiştirmek, sessiz kalan kişilere değil, Galatasaray'a zarar vermemek için Galatasaray markasına zarar verir miyim diye endişe ettim. Ama bakıyorum ki sistematik bir şekilde sürdürülen itibarsızlaştırma çalışmasından Fatih Terim'e zarar veriliyor mu diye düşünen kimse yok. Şu an konuşarak yanlış yapıyor olsam da başkasındansa kendimden olsun. Dilimden zarar gelsin. Bana bir kere de kendimden zarar gelsin diye. Belki bir nebze rahatlarım diye ve rahatlatırım diye böyle bir konuşmaya karar verdim. Normal olarak hatırlarsanız ilan da etmiştim. Divan kurulunda konuşma yapmayı planlamıştım. Bunu da deklar etmiştim açıkçası. 13'ündeki Divan kuruluna gidecektim. Divan toplantısında konuşacaktım. Ancak bunu öne alma sebebim çok açık ve bariz. Yoksa divan kurulunda Sayın Kurul yönetimine bir konuşma ricası
yapacaktım. Kendilerinde kapalı oturumda, basın mensuplarında olmadığı bir ortamda divan kurulu arkadaşlarımızla, abilerimizle, yönetim kuruluyla, bir başkanıyla bir bilgilendirme toplantısı gibi bütün benim tarafımdan, benim cephemden bu olaya bakış açım nasılsa onu dillendirmeyi düşünmüştüm. Ancak Sayın Aysal'ın bir gazeteciyle yaptığı televizyon programı beni daha fazla beklememeye mecbur kıldı. Arkadaşlar, profesyonellikte, kurumsallıkta bir karar alınır ve bu karar uygulanır ve sonunda da biter. Ancak bizde öyle olmadı. Bittikten sonra da herkes yoluna gider. Profesyonellik ve kurumsallık bunu gerektirir. Ancak bu durum öyle olmadı. 1,5 aydır alınan bu kararı meşru kılacak, bu kararın doğruluğunu kabul ettirecek onlarca söylemde, iddiada, hatta serviste bulunuldu. Servis deyince kendime de bir servis yapayım dedim. Dahası halen kimsenin aklının bu konuda net olmadığını düşünüyorum. Şimdi sizin aracılığınızla Galatasaraylılara buradan sesleniyorum. Lütfen onlardan ricam, bir haklı haksız, bir suçlu suçsuz arayışına girmeyin. 60 yaşındayım ve beni 40 yıldır tanıyorsunuz. Bana gurur veren başka bir şey var. Beni bir kez olsun yüz yüze gelmeden bile içinizde tanıyanlar var. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Zor bir insan olabilirim. Olmadığımı da iddia etmedim hiçbir zaman. Kolayım da demedim. Egolarım pek çok insandan fazla da olabilir. Buna da itiraz etmedim. Değişmem, yerimden kımıldamam demedim hiçbir zaman. Ancak yaşamını toplumsal ve ailevi değerleri üzerine kurmuş, yaşam biçimini ve kendini geliştirmek için hala eğitim alan, Galatasaray kültürünü ve de geleneklerini pek çok kişiden daha iyi özümsemiş birine çıkıp da Galatasaray değerlerine aykırı davrandım diyemezsiniz. Eğer insanların değerlerinde bağlılığını gösteren bir ölçü olsa, bir terazi olsa, inanın bana pek çok kişiden daha ağır basar benim kefem. Çünkü orada yüreğimin ve de Galatasaray'da yaşadıklarımın ağırlığı vardır. Onun için de ağır basar zaten. 40 yıldır Galatasaray'a hizmet eden biri olarak Galatasaraylı büyüklerimden şunu öğrendim ben. Üyelerin hür iradesiyle seçtiği başkan ve yönetimi hedef gösterecek, suçlayacak, arkasından konuşacak bir eylem içinde bulunmamayı öğrendim ben Galatasaray'da. Bu nedenle bir süredir hemen hemen her açıklamada geçirilen ismime, ismimin geçmesine, hak etmediğim ve yaşamadığım halde yaşanmış gibi yaşamadığım şeyleri, yapmadığım şeyleri veya olmayan şeyleri doğruymuş gibi göstererek gösterilen olaylara açıkçası
cevap verecek olmaktan hicap duyuyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Bu kulübün, Galatasaray kulübünün, kulübümün bir divan üyesi olarak biliyorum ki Galatasaray başarılı olmak için, galip gelmek için her şeyi yapmak, her yola başvurmak değildir. Galatasaray Ali Samiyen'dir, Galatasaray Metin Oktay'dır. Şimdi gelelim yaşadıklarımıza. Ki bunu birazdan benim konuşmamdan sonra sizin de sorularınızla her şeyi açık açık konuşacağız ama şöyle bir yaşadıklarımıza da göz atalım. Sayın Aysal'ın da ifade ettiği gibi çok açık bir iletişim problemi yaşadık. İletişim problemimiz olduğunu kabul ediyorum. Ederim bunu. Hiçbir zaman da reddetmedim. Ama ben derdimi başkanla birebir konuşup çözmeyi istedim hep. Kapısından çıktıktan sonra konuşulanları internet siteleri, sosyal medya veya televizyonlardan öğrenmeyi, okumayı tercih etmedim. Kendisi yayında da söyledi. Hatta aradaki ailevi görüşmelere kadar da olan yakınlıktan bahsetti. Velev ki biz dostuz, öyle kabul edelim. Velev ki aramızda iletişim problemleri var. Ki hepimiz iyi biliyoruz ki problem olmayan ilişki yoktur hayatta. Herkesin kendi hayatından bir kesit düşünürse herkesin problemi olur. Biz bütün bunlara rağmen yine karşılıklı oturur, konuşur ve gerekirse yolları ayırırdık. Ben de başarılar dilerdim. Eşyalarımı toplar, çıkardım. Tam burada aklıma çok küçük bir anekdot geldi. Daha doğrusu yaşadığım bir şey. Çoğunuz da buna şahitsinizdir. İkinci gidişimde Allah rahmet eylesin Sayın Başkanımız Özhan Can Aydın'a oturduk ve ben artık ayrılmam gerektiğini, istifa etmem gerektiğini hatırlarsanız. Teke tek oturduk. Allah'ı var, mekanı cennet olsun. Hoca dedi, ben bunu açıklayamam. Çünkü ben o kadar istenerek gelmiştim. Sayın Başkanım ben açıklarım dedim, siz merak etmeyin. Şu an benim gitmem gerekiyor. Menfaat için kulüp. İkimiz aşağıdaki yönetim odasının yanındaki odada. Ben gelmem oraya dedi. Ben söyleyemem, orada bulunamam. Ben seni götürürüm başkanım dedim. Hatırlarsanız koluna girdim. Rahmetli Turgay Vardar basın odasına gittik. Ve ben sayın başkanım yanımda otururken bunu açıkladım. Hiç de biliyorsunuz üzüldü çok. Kendim koluna girip kendim arabaya bindirdim. Tam 10 sene geçmiş. Hiçbir yerde duydunuz mu? Hayır. Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla madem Galatasaray kültüründen, değerlerinden bahsediyoruz, antrenmanı bitirip teri soğumadan odasına giden hocasına işine son verildiğini basın yoluyla bildiren, Galatasaray markasıyla yayın yapan televizyon kanalımız da aynı dakikalarda
hayal mahsulü bir anlaşmanın haberini veren, hatta seneleri de var, evine bildirimde bulunmak için noter gönderen bir anlayış benim 40 yıldır, hatta daha öncesi Galatasaray'da gördüğüm, öğrendiğim bir uygulama değildir. Bu benim hayatım boyunca rastladığım bir şey değildir. Galatasaray Kulübü bu değildir. Bu benim Galatasaray'da tanımadığım, bilmediğim, yaşamadığım bir davranış şeklidir. Ümit ederim benden sonra da yerli, yabancı hiç kimse bunu yaşamaz. Çünkü bunu yaşatmak Galatasaray'a yakışmaz. Sonuç itibariyle ne telefon kayıtları kaldı, ne olmayan, yaşanmamış şeylerin yaşanmış gibi anlatılması. Ne yapayım? Yani şimdi ben de telefon kayıtlarını mı çıkarayım? Burada. Size bunları mı göstereyim? Yakışır mı bu bize? Yakışık alır mı? Arkadaşlar, eleman meselesi, yönetim değişikliği, Albayrak ve Dürüst'ün ayrılıkları, Mersin maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun ziyaretinde konuşulanlar, aylar öncesinden başlayan yeni hoca isimleri, maç öncesi primin futbolcuyla istişare edilmesi, bırakın kutlamayı, yaşanılanlardan dolayı ve yaşananlardan sonra geçmiş olsun denmesi gereken bir yerde sadece futbolcuların kutlanması, emeği geçen hiçbir insanın kutlanmaması, daha neler neler. Bunları da düşünüp alt alta yazsam liste çok uzar. Vesaire, vesaire, vesaire. Şimdi bunların herhangi birinden sonra benim yerimde kim olsa istifa ederdi. Tam aksine ben dördüncü yıldızı takmadan gitmeyeceğim dedikçe her şeyin şiddeti arttı. Sanırım şimdi geriye bakınca daha iyi anlıyorum bazı şeyleri. Sayın Aysal'ın televizyon programında söylediği Antalya maçı sonrası açıklamalarının bir kez daha izlenmesinde yarar var. Lütfen. Bakınız. Maç sonrası şunu diyorum. Net bir şekilde görevimin başında, Galatasaray'ın içinde, göndermeye çalışsalar bile direneceğimden şüphe duyulmasın demiştim. Çünkü son konuşmada buraya bir atıfta bulunulduğu için bir daha izlenmesinde yarar var. Şimdi bunları bir görüştükten sonra her zor durumda bana ihtiyaç duyulan ve çağrıldığımda, çağrıldığım her anda koşulsuz, hiç sorgusuz elimi ve aynı zamanda gövdemi taşın altına sokmaktan geri kalmadığım Galatasaray Kulübü'nde bana
yaşatılanlardan dolayı bazılarına hakkımı helal etmiyorum. Tekrar ediyorum. Suçlu suçsuz, haklı haksız aramak anlamsız. Bugüne kadar yapılanları eğer Galatasaraylılar içine sindiriyor, affediyorsa ben de ediyorum. Bu süreç içerisinde beni tanıyan, daha da önemlisi hiç konuşmadığım halde beni anlayan ve beni her türlü platformda destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, aşağı yukarı 100 küsür kişiyiz. 150'ye yakın bir katılım var. Ve de bütün sorularınız burada. Bazı arkadaşlarımız 5 tane 6 tane sormuş. Elimden geldiğince daha da geliyor. Elimden geldiğince hepsini tüm samimiyetimle demin vurguladığım gibi benim ne yapacağımı, ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı çok uzun yıllardır artık çok iyi biliyorsunuz. Nasıl bir insan olduğumu da. Sorularınızı soruyorum, cevaplarını da Allah nasip ederse iyi bir şekilde veriyorum. Buyurun. İzah edeyim ben de rahatsızlığı o zaman. Arkadaşlar, zamandan tasarruf edip daha çok bilgi sahibi olabilmek adına böyle bir şeye başvurduk. Yoksa çünkü bakın bazı arkadaşlar 5 soru yazmış. Bunu bana söyleyip tekrardan benim çok büyük bir zaman kaybıydı. Ve daha önemlisi en az 15-20 arkadaşımız aynı soruyu sormuş. Bir maddede. Bu zamandan tasarruf içindir. Bunun dışında herhangi bir şey lütfen yanlış anlaşılmasın. Öyle bir şey olsa ben karşınıza tek başıma çıkmam zaten. Şimdi doğru mudur İsmail'cim? Memnun oldum. Yok. Ben özür diliyorum eğer bir şey olmuşsa. Özür. Ama doğru herhalde böylesi. Teşekkür ederim. Birinci soru. Milli takım için Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalayacak mısınız? Arkadaşlar, ben Mayıs ayına kadar bila bedel, ücretsiz milli takımın son 4 maçında bulunmaya ve Türk futbolunun yeniden şekillenmesi için geleceğe taşınmasında dizayn etmek, tasarım yapmak adına söz verdim. Henüz bu sözümün haricinde bir şey yapmadım zaten. Ne demişse mi var? Söz. Zaten bundan sonraki kariyerim ailemi ve beni bağlıyor. Ayrıca da yani henüz yaşananların etkisi geçmeden herhangi başka bir şey yapmam söz konusu olabilir. Ha, ayrıca da buna fırsat veriliyor mu ki sanki? Bir daha var. Diğer soru. 12 Nisan'da Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüğünüz ve anlaştığınız söyleniyor. Doğru mu? Böyle bir şey söz konusu olması mümkün değil. Bunu iddia edenler ve dile getirenler ispat etmek zorundadır. Öyle boşa konuşmak yok. Fakat ben bu arkadaşımıza bir şey hatırlatayım. Tamam, ben görüşmedim ama öte yandan
Ben görevimin başındayken görüşülen, teklif edilen yabancı hocaları niye sorgulamıyorsunuz? Öyle ya. Onları sorgulayın. Antalya maçı öncesi aldığım telefondaki sesten. Daha önceki aylarda kulağıma gelen isimlerden. Ah onların bir dili olsa da konuşsa. Hem de Türkçe konuşsa. Keşke. Arkadaşlar. Yine Antalya maçında ve Beşiktaş maçının devre arasında. Dördüncü yıldızı takmadan gitmeyeceğimi ifade ettim. 12 Nisan'la hiç bağdaşmıyor. Uymuyor. Başka bir tarafa dalalım. Burası çok doğru değil. Benim dediklerimi sorgulasanız daha iyi olur. Diğer soru. Milli takım ve Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeniz ve bunun oluş şekli hep eleştirildi. Demirören'in evine gitmeniz, düzenlenen imza töreni vesaire sürecin nasıl geliştiğini bir de siz paylaşır mısınız? Evet. Bu mesela en az 15-20 kişinin sorusu. Öncelikle şunu belirteyim. Bu süreç benim hayatımda usul ve etik olarak her şeye uyduğum, çok dikkat ettiğim ve Galatasaray'ın zarar görmemesi için inanılmaz derecede hassas davrandığım bir süreçtir. Bu süreç. Tüm dengeleri gözettim. Tüm takımım, oyuncum, tüm gaz, tüm dengeleri gözeterek çok hassas davrandığım bir süreç oldu. Her adımda tüm açıklığıyla Galatasaray'da bulunduğum görev ve sorumluluklara zarar vermemesi için çok uğraştım. Çok uğraştım. Bildiğiniz gibi Sayın Demirören'in talebini ben Sayın Demirören'e lütfen Sayın Aysal'dan izin almadan gelmem diye kahvaltıya söyledim. Sayın Demirören telefon açtı. Sayın Aysal'dan izin aldı. Döndü bana. Hocam telefon açtım ve başkan gelebilir dedi. Ben ondan sonra gittim. Bu Sayın Aysal'la Sayın Demirören'in birinci telefonudur. Kahvaltıya geldik. Kahvaltıda sadece başkan yoktu. Yıldırım Demirören yoktu. Birkaç da yönetici arkadaşımız vardı Futbol Federasyonu'nda. Tam kahvaltı ederken teklif kısmına gelindiğinde ben Sayın Demirören'e, Sayın Başkanım, benimle teklifi paylaşmadan lütfen Sayın Aysal'dan teklif için de izin alın dedim. O da hay hay diyerek salonun uzak köşesine geçip Sayın Aysal aradı. Ve döndü bana dedi ki, hocam Sayın Aysal görüşmemize izin vermiştir. Bu ikinci konuşma. Telefondaki bu ikinci konuşma. Ben oradan bana verdiğiniz teklifi Sayın Başkanım'la, Sayın Aysal'la paylaşacağım diyerek kahvaltıdan ayrıldım. Biz oradan sonra iki gün sonra buluştuk. Hatırlarsanız Florya'da dışarıda da basın mensupları bekliyordu. Ve ben başkana orada benim bu görevi kabul etmem halinde para almayacağımı bizzat kendisine söyledim. Direkt. Ücret kabul etmediğimi. Ancak Futbol Federasyonu'nda kurallar gereği, kanun gereği bir para vermesi gerektiğini söylediklerini bana, ben de bu paranın bir hayır kurumuna verilmesinden yana olduğumu ifade ettim bu konuşmamızda. Bu da
bizim bu konuyla ilgili Sayın Aysal'la Sayın Demirören'i ilgilendiren 3. bölümdür. Benim yanımdan telefon açarak kendisiyle konuştu Florya'dan. Bu da 3. telefondur. Bunların hepsini Sayın Aysal'ın oluruyla, izin vermesiyle yaptık. Çünkü benim yanımdan telefon açarak hocamızın 4 maç artı danışmanlık, hatırlayın bu kelimeyi de, vermesi Sayın Aysal'la Sayın Demirel'in konuştuğu 3. telefon konuşmasıdır. Burada tabii çok çarpıcı bir nokta var. Sayın Aysal'ın ikinci konuşmada, yani ben şurada diğer yöneticilerle otururken salonun o bir ucunda Sayın Demirören kendisiyle konuştuğunda, basına yansıdığı için artı beni çok yaraladığı için bu konuda iki kelime etmek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sayın Demirören hocamızı Mayıs'a kadar izin istiyoruz. Bu arada 4 maç ver ve bize danışmanlık yapsın. Buna izin veriyor musunuz diye sorduğunda Galatasaray Başkanı'nın cevabı ne demek? İsterseniz Ocak ayında verelim, yeter ki 2-3 hafta önce haber verin. Tabii bu beni çok yaraladı. Hakikaten çok yaraladı. Yani demek ki vazgeçmeye ne kadar hazır, istekli, artı bundan da emin. Pardon? Evet. 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 Yeter ki 2-3 hafta önce haber ver. Ve bundan emin arkadaşlar. İstekli başka. Vazgeçmeye hazır başka, bir de emin. Bildiği bir şey varmış. Ben sonuçta tekrar ediyorum. Önemli olan burası arkadaşımızın sorusuna. Birçoğunuzun sorusuna. Ben etik değerlere ve usule aykırı hiçbir şey yapmadım. Gelelim kahvaltıcının için evine gittik sorusuna. Arkadaşlar, benim çalıştığım tüm başkanlar veya yönetim kurulu, gerek Galatasaray'da, gerek milli takımda, gerek başka kulüplerde, kimi zaman teknede, kimi zaman Boğaz'da 5 yıldızlı bir otelde, kimi zaman da evde görüşülüyor. Yani siz çıkıp burada diyebilirsiniz ki ya kurumda bu işler görüşülemez mi? Olabilir. Ama artık işler böyle dönmüyor maalesef. Genelde böyle davranılıyor. Yani başkanlar, yöneticiler bize nereye geldi diye sonra gittik. Bunun sizin de içinizde birçok yaşayanınız var. Yani bu bazen dediğim gibi işte Boğaz'da otel olur, ev olur, tekne olur. Tanışıklık ve samimiyet bunun belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Ha, kurumun bünyesinde olsa daha mı iyi olur? Olabilir. Şimdi geçelim imza törenine. Bu çok merak etmiş çünkü bu mevzuyu bayağı bir arkadaşımız. Teklifin geldiği ilk andan itibaren izinsiz, onaysız tek adım atmamışken, yani işin özü değil de süsü mü rahatsızlık verdi? Çünkü süs imzaydı o. İşin özü rahatsızlık vermedi, süsü vermiş rahatsızlık. Sayın Demirören basın toplantısında imza atılan kağıdı gösterdi. Öyle midir?
o kağıt görülene kadar koskoca Galatasaray Kulübü, bırakın Türkiye Futbol Federasyonu'nu, kendi hocasının dediğine güvenmek yerine o kağıdın peşine düştü. Daha uğradığım haksızlığı nasıl ifade edeyim ki? Ama söylenildiği gibi bana yapılan bu teklif ve sonrasında yaşananlar, eğer Galatasaray'ı durdurmak için bir komplo ise, bir de bu var değil mi? Bir komplo ise, bu komplonun kolaylaştırıcısı ve ekmeğine yağ süreni ne yazık ki çok uzakta değil. Ama ben değilim. Sanıyorum açıklık geldi. Arkadaşımızın bir tanesi milli takımdan teklifi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha yüksek bir merciden mi aldınız? Sen kibar davranmışsın, ben açayım. Çünkü ben biliyorsun söylenmem, söylerim. Bazıları söyleniyor, ben söylüyorum. Çok farklı ikisi. Yani milli takım için başbakanla mı görüştünüz demek istiyorsunuz? O yazan. Arkadaşlar, Sayın Başbakan'la bilginiz dahilinde, hatta bilginiz haricinde zaman zaman Türk sporuyla, Türk futboluyla ilgili görüşüyoruz. Bu konuda sohbetlerimiz oluyor. Kendisi fikirlerimizi, görüşlerimizi, projelerimizi dinliyor sağ olsun. Kendisinin gönlünden geçenin de Türk futbolunun gelişmesinde taşın altına elimizi sokmamız yönünde olduğunu da biliyorum ve bundan da onur duyuyorum. Onun için sandığınız senaryolardan daha farklı bir durum olsaydı söylerdim, hiç merak etmeyin. Başka bir soru. O halde niçin 3 Eylül tarihinde Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu tarafından alınan sözleşmenizin alınan karar, uzatılmasına ilişkin karara olumlu yanıt vermediniz? Arkadaşlar, Sayın Aysal bir karar aldı. Yönetim değişikliği için olağanüstü kongre, biliyorsunuz. Biz de beraber oturduk. Bir değişikliğine gideceğini, benimle çalışmak istediğini, Sayın Aysal Zanım bunu her zaman söyledi. Kendi çalıştığı süre boyunca benimle çalışmak istediğini hep ifade etti. Biz de peki o halde genel kurul sonrası hallederiz diye sözleştik. Doğru mudur? Hepiniz de yazdınız. Hatırladığım kadarıyla genel kurul geçti. Bu ara biz sezon başına gittik hazırlanmaya. O geçti. Emir Eys geçti. Bu ara Kayseri'ye gidip Süper Kupa'yı aldık. O geçti. Derken lig başladı. Sıralamam doğru mu? Doğru galiba. Şimdi bu zaman zarfında tek rahatsızlık yok. Mukavelenin bir defa gündeme geldiği yok. Var mı? Yok. Hiç kimse de rahatsızlık var mı atmıyorum diye. Yok. Fakat ne zaman milli takımla biz o süs imzasını attık, milli takım konusu çıktı, birdenbire olaylar başka bir hal almaya başladı. Değerli arkadaşlar. Ve birdenbire ben milli takımda tesadüfen, hakikaten de taktik toplantısında, ben de ilk kampım, yeni yeni anlatıyorum. Çıktığım zaman müthiş bir telaş var, panik var. Bana söylenmesi gereken bir şey var. Hayırdır? Hayırlı olsun. Neye hayırlı olsun? 3 Eylül
unutmuyorum. Yönetim kurulu 2 sene uzatma kararı aldı diye. Daha da acısı, ben bunu Galatasaray'ın resmi sitesinden öğreniyorum. Kimse beni bilgilendirmiyor. Daha da acısı, resmi site imzaladı diye yazdı biliyorsun. Sonradan değiştirildi. Bunlar tesadüf sanıyorum. Orada bir yanlışlık olmuştur. Bu haberler olduktan sonra açıkçası hakikaten şaşırdım. Şaşkınlığımı da dile getirmek zorundayım. Çünkü o ana kadar herhangi bir şey yok. Ardından 10 gün geçti. Peki 3 ile 13 arası geçen 10 gün içerisinde bana getirilen bir mukavele var mı? Bana getirilen bir sözleşme var mı? Bana getirilen bir öneri var mı? Ve bu konuyla ilgili bilgi var mı? Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermeyi becerenler böyle bir şey getirmiş olsalar buna destan yazmazlar mıydı? Onun için zaten buna gerek yoktu esasında arkadaşlar. Çünkü başkanla karşılıklı verilmiş bir söz vardı ortada. Zaten yeterdi o. Fakat birdenbire böyle bir şey oldu. Sizce sebebi nedir? Bence sebebi camia ve taraftar baskısıydı. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Benim durumumda olsanız ne hissedersiniz? Koyun kendinize, empati yapın. Şimdi her şeye göz yummuşsunuz. Basına gönderilen SMS'lere. Doğrudan oyuncu ile görüşmelere. Vesaire vesaire. Kapalı kapılar ardında arkanızdan söylenenlere. Başka hocalarla görüşmelere veyahut başka hocaların çıkan ismine, resmine. Bunların hepsine göz yummuşsunuz. Tamam, profesyoneliz. Galatasaraylıyız. Metin Oktay, Ali Samiyen ruhuyuz. Arkadaşlar, çok samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Rahmetliler bile bunları yaşasaydı isyan ederdi. Emin olun. Pek çok kişinin bunu anlayamadığını, bana katılmadığı olabilir. Bir gün gelin kendinizi koyun benim yerime. Yine de buna rağmen ben kimseye zarar gelmesin diye 4 yıldızı takmadan hiçbir yere gitmem diye ısrarcı olmaya devam ettim. Hatta Antalya maçına özel atıfta bulunuyorum. Beni başkanla karşı karşıya getirmeyin diye de söyledim. Ben imzayı 1974'te attım. Üstünde ne var da bakmadım dedim. Hatırlayın. Benim söylediklerimin üzerinde herhangi bir grilik yok. Her şeyi bir kenara bırakalım. Benim Galatasaray'a gelişimin 1. gününde ne olduğunu biliyor musunuz? Sanmıyorum. Biz Sayın Dürüst, Sayın Aysal ve ben öğlen 3 senelik mukavele imzaladık. Ve nasıl geldiğimi biliyorsunuz. Herkesin isteği, herkesin konsensüsü olarak lütfen dediği, Galatasaray'ı yerde bırakamazsın dediği bir ortam. Yine biz boşa attık geldik. Aynı akşam 24 saat geçmeden evime gönderilen bir yönetici, hoş geldin, beş geldin. Ben de o arada hemen şeye soyunduk işte. Hocaları çağırdım, idari arkadaşları çağırdım. Görev bölümü yapmaya, hasarı tespit etmeye çalışıyoruz. Açıkçası gönderilen yönetici kendisi de üzülerek, sıkılarak, başkanın
her yıl başarılı olmak kaydıyla bu 3 senelik mukaveleyi birer seneliğe döndürmemizi rica etti. Benim yerime kendinizi koyun. Eğer haysiyeti kırılan biri varsa benim. Böyle bir durumda. Benim nasıl tepki verdiğimi söylemeyeceğim. Birinci günden haysiyeti kırılan varsa o benim. Bir gün bile çıkıp bununla ilgili tek kelime söylemedim. Ancak zaten bizim sözleşme problemimiz birinci günden başlamış. Çok da ileri gitmeye gerek yok. Neden mi hiç konuşmadım bu konuda? Tek sebebi var. Galatasaray etiğine ve Galatasaray değerlerine olan bağlılığımdan herhangi bir şey söylemedim. Başka bir soru. Yönetim kurulu kararından bir gün önce Lütfü Arıboğan'ın sizi aradığı ve görevinize son verileceğini söylediği belirtildi. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar burada bir çelişki var. Zaten madem öyleyse demek ki karar zaten alınmıştı. Ama benim hatırladığım kadarıyla yönetim kurulu ertesi gün toplandı, karar aldı denildi. Çünkü böyle olduğu zaman yönetim kurulu boşuna toplanmış oluyor. Oy birliği ile alındığı söylenen kararın demek ki yönetim kurulu tarafından değil, başka birinin kararıyla alındığı ortaya çıkıyor böyle derse ki bu daha büyük bir skandal. Umarım böyle değildir. Çünkü ben şahsen o yönetim kurulunda eğer böyleyse üye olmak istemezdim. İstemezdim. Tabii eğer böyle bir açıklama yapıldıysa. Tekrar ediyorum. Arkadaşlar, başkan aradı aramadı. Ulaştı, ulaşamadı. Milli takımı çalıştırdı, çalıştırmadı. Konsantrasyonu vardı, yoktu. Mesele bu değil. Zaten istenmeyen bir durum vardı ortada. Mesele bu. Buna uygun bir kılıf bulunmaya çalışılıyordu. Demek ki şartlar o zaman oluştu. Olaya böyle bakmak lazım. Uzun sormuş bu arkadaşımız. Galatasaray Yönetim Kurulu'nun aldığı kararın sizin başkanın telefonlarına çıkmadınız ve SMS'lerine cevap vermediniz, dönmediniz. Hatta Lütfü Arıboğan'ın Florya'ya gelerek başkanın sizinle Galatasaray değerlerine aykırı olduğu için alındığı söylendi. Galatasaray değerlerine aykırı. Sonrasında ise Sayın Aysal, milli takımı çalıştırmanız dolayısıyla konsantrasyon eksikliği olduğunu ve bu nedenle yolları ayırdıklarını söyledi. Niçin Aysal'ın telefonu çıkmadı veya kendisine? Arkadaşlar, ben daha Galatasaray'dan gönderilme gerekçemin daha net anlaşıldığını sanmıyorum. Tüm kitle tarafından. Bu sebebin de, sebebin ne olduğunu da, herkesin hemfikir olduğunu da düşünmüyorum. Sadece alınmak istenen bir karar vardı. Ha, o günden bu tarafa şimdi bu kararı haklı göstermek için nedenler sıralanıyor. Yani benim düşüncem bu. Arkadaşlar, kimse benimle çalışmak zorunda değil. Elbette değil. Ama bunun için sebep yaratmaya çalışmak, bunun için hak etmediğim iddiaları servis etmek yakışmıyor. Bakın ben tek başımayım. Yakışmıyor. Dahası asıl bunlar haysiyet kırıcı. SMS kayıtlarının bir gazeteciye servis edilmesi haysiyet kırıcı. Hocasından habersiz bir futbolcuyla 6-1 yenildiğiniz maç sonrası çıkacağınız Beşiktaş onur maçı için prim pazarlığı yapmak haysiyet kırıcı.
alnının akıyla 2 sene şampiyon olmuş, şampiyonluklar yaşatmış, başarılar yaşatmış ve bu başarıları elde etmiş hocanıza, hocanızı değerlerinden vurmaya çalışmak yanlış, haysiyet kırıcı. Ne yapalım? Telefon kayıtlarını mı açalım biz de? Çıkıp göstereyim size. Gelen son SMS ne zaman bana onu söyleyeyim. Öyle mi? Bu benim tarzım değil. Vallahi bana yakışmaz. Yakışır mı size? Galatasaraylılara da yakışmaz yalnız. Bunlardan daha çok önemsediğim ve zoruma giden başka bir konu var. O da konsantrasyonumu kaybettin dediği. Bana başka türlü söylese bunu ağır şekilde, başka bir şey söyleseydi hiç zoruma gitmez. Aşk olsun, hatta yazıklar olsun. Arkadaşlar, ben namağlup bir takım bıraktım. Derbiyi kazanmış dışarıda, 80 bin kişi önünde, namağlup bir takım bıraktım. 3 tane de Eskişehir, Bursa, Beşiktaş gibi önemli deplasmanları da zul addediyorum ama hadi hatırlatayım. Atlatmış, 1 Galatasaray bıraktım ben. Yani ilk maçlarda alınan skorlar üzerinden mi beni yargılayacaksınız veyahut değerlendireceksiniz beni? Benim emeğimi böyle mi sorgulayacaksınız? Yani başarı varsa varsın, başarı yoksa yoksun, öyle mi? Ne diyeyim? Yazık. Hakikaten yazık. O zaman Şampiyonlar Ligi'ni hatırlayalım geçen sene. 3 maçta 1 puan, 6 maçta 10 puan. Zaten bir şey söylememe gerek yok. Kupalar geride. Orada duruyor. Ama çok üzdü beni bu. Böyle bir şey olabilir mi? Madem bu kadar açık konuşuyoruz, söyleyelim. Arkadaşlar, ben sadece başarısızlıklardan sonra değil, bir maçtan sonra değil, çok büyük başarılardan sonra da telefonumu kapattım. Geçen sene şampiyon olduğumuza da kapattım. Şampiyonluk gecesi kapattım. İçinizden bazıları, müdür seviyesinde olanlar da bana açıp, ya hoca bugün de kapatılır mı dedi, serzenişte bulundular. 33 dakika muhteşem oynamış, Real Madrid gibi takıma bir pozisyon vermemiş, 2-3 tane net pozisyon bulmuş bir takımın oradan sonra çözülmesi, bu şekilde mağlup olması beni çok üzmüş olamaz mı? Travma geçiriyorum olamaz mıyım? Ben insan değil miyim? Karımla, çocuklarımla, anamla, babamla görüşmezken herkese kapatamam mı? Bu mudur benim suçum? Bu mudur ya? Ben de bir insanım, başta da söyledim. O telefonların, gelecek olan telefonların, inanın bana, hepsi de üzülme, sen bizim için lazımsın diyecek telefonlar olmasına rağmen kendi aileme de kapattım. Hayatımdaki en önemli şeye de kapattım. Evime de gelmedim. Bazısı kaybeder, diğer maçın başlangıcı der. Bazısı kaybeder, çok üzülür. Her insan ayrı ayrıdır. Bu olamaz mı? Yani buralardan bahsederken başkanın telefonuna çıktı, çıkmadı, SMS'ine cevap verdi, vermedi. Son derece yakışıksız. Kimse kusura bakmasın. Başka soru. Arkadaşlar, beni herhalde özlediniz galiba. Maşallah. Çalıştığınız sürede tüm transferlerle ilgili
sıkıntı olduğu yazıldı, söylendi. Sizin istemediğiniz isimler oldu ama size rağmen. Arkadaşlar, öncelikle şunu belirteyim. Ben ekonomist değilim. Ancak Galatasaray'ın gelir gider dengesini bilen ve menfaatlerini pek çok profesyonelden daha çok önemseyen biriyim. O nedenle bugüne kadarki ihtiyaçlara, isimlere, fayda maliyet hesabına bu açılardan baktım. Daha önemlisi sportif performans, takım içi denge, kulübe olan maliyeti, oyun sistemine nasıl uyacağı, futbolcunun yeteneği, birçok unsur var. Bu kadar basit değil. İsim vermek doğru değil. Ancak içinize siner sinmez bazı transferler, ama biz bunu hep beraber elimizden geldiği kadar Galatasaray'a faydalı olsun diye yaptık. Beşiktaş maçı öncesi prim için başkanın sizi aradığı, ulaşamadığı için Lütfü Arıbon'un size durumu ilettiği söylendi. Sonrasında size durak böyle konu filan. Beşiktaş maçından önce, evet, Lütfü Arıbon bir gün önce bana geldi. Tam antrenman esnasında. Kenara geçtik, oturduk. Bana başkanın primle ilgili sözlerini söyledi. Burada geçmeyen başka bir şey var. Havalanına gelirken Antalya'ya gidecek. İsterse uğrarım da demiş başkan. Ben de aynen şu cevabı verdim. Sayın başkanımız bari Antalya'ya gitsin. Eşinin çocuğunun yanına, biz zaten kamptayız. Gerekirse ben kendisini ararım. Çünkü dedim Lütfü'ye. Lütfü Arıbon bana dedi ki, hocam prim mezunu da istiyorsa konuşalım demiş başkan. Ben dedim ki, ya Lütfü, yarın Beşiktaş maçı var. Böyle bir maç kaybetmişiz. Böyle bir kaybettikten maçtan sonra Galatasaraylı futbolculara yakışanın herhangi bir ekonomik konuda tasarruf veya beklenti değil, onur ve şahsiyetleriyle oynamasıdır. Biz kazanalım. Zaten başkan ve yönetim bize gereğini isteriz, verir. Geçen diyalog budur aramızda. Herkes şöyle anlatıyor. Ben Lütfü Arıbon'un, ümit ederim böyle söylememiştir. Ben başkanın aradığını ilettim. Evet. Buradadır, şu telefona döneceksin diye bir şey geçmedi bizim aramızda. Ben gerekirse ararım dedim zaten. Şimdi olay o bir tarafa geçiyor. Maçtan bir gün önce oyuncuların birlikte yediği moral yemeği esnasında başkan bana ulaşamıyor. Güzel. Demek ki yardımcılarıma da ulaşamıyor olacak ki direkt bir futbolcu arıyor, takım kaptanı olmayan. Onunla prim pazarlığı yapıyorlar. Sonra takımla paylaşıyorlar. Benim haberim yok. Ve maç günü de yaşadıklarımızı biliyorsunuz zaten Beşiktaş maçında. Şimdi arkadaşlar, Galatasaray'ın tarihini de hatırlıyor musunuz? Çok alelacele bir deklarasyon. Hemen oyuncular tebrik ediliyor. Emeği geçen kimse tebrik edilmiyor. Benden vazgeçtim. Biz de orada 80 bin kişiyle koridorlarda canımızla uğraşıyoruz. Ve aynı anda düşünebiliyor musunuz? Daha stadı terk etmemişsiniz. Müsaade etmiyorlar. Herkesin can güvenliğini almaya çalışan kolluk kuvvetleriyle beraberiz. Böyle bir haber geliyor. Galatasaray yönetimi, pardon, başkanı böyle bir deklarasyon yayınladı. Olun arkadaşlar ya. 30 saniye Fatih Terim olun. Allah rızası için 30 saniye. 30 saniye. Galatasaray'ın tarihinde de
Bu tip deklarasyonlar aşağı yukarı tek tiptir. Başarılı olan yöneticilerimize, teknik heyetimize, oyuncularımıza ve emeğe geçen herkese diye böyle aşağı yukarı bir tek tip vardır. Bütün tarihimiz böyledir. Ertesi sabah öğreniyorum ben prim meselesini. Soruyorum. Kurumsallık bu mudur? Herhalde bu. Soru. Tüm bunlar Galatasaray'da olduğunuz sürece sıkıntılı, çalkantılı dönemler gündeminizi hep meşgul etmiş. Ve tüm bu sıkıntılara rağmen siz 2 yıl üst üste şampiyonluk ve 2 Süper Kupa Galatasaray Müzesi'ne armağan ettiniz. Çeyrek final falan. Bu kadar yaşananlara karşı bunu nasıl başardınız? Vallahi arkadaşım, cevabı esasında sorunun içinde saklı. Evet, 2,5 senede pek çok şeye rağmen başarılar geldi. Ancak ben bundan 2 kat gurur duyarım. Pişmanlık duymam. 2 kat gurur duyarım. Evet. Galatasaray'a tekrar döner misiniz? Hayat. Neden olmasın? Bir soru soruyorum tekrar. Soru. 5 ay önce tanımıyorum, güvenmiyorum dediğiniz bir Türkiye Futbol Federasyonu vardı. 5 ay sonra onlarla çalışmanızı sağlayan en büyük etken neydi? Yabancı sınırlaması konusundaki görüşünüz değişti mi? Şurada kimin söylediğini, sorduğunu gördüğüm için çok üzüldüm. En çok bunların beni tanıdığını bildiğimi zannediyordum ama bu arada kimi tanıyıp kimi tanıdığımızda bir daha check etmemiz lazım. Zaten öyle bir dönemden geçiyoruz. Benim Türk futbolundaki her soruya cevap vereceğim dedim. Benim Türk futbolundaki sisteme ve kurallara ilişkin görüşüm belli. Hiçbir zaman da değişmedi. Burada milli takım için elini taşın altına sokmaktan bahsediyoruz, koymaktan bahsediyoruz. Türk futbolu ve ülke başarısı için herkes bir araya gelebilir, gelmelidir de. Kimsenin derdinin benim milli takımı çalıştırmam olduğunu zannetmiyorum ben. Milli takıma emek vermek olduğumu istemediğini zannetmiyorum. Verdiğim emekte kimsenin işi gücü yok. Hatta çok açık söyleyeyim. Eğer böyle bir derdi olan varsa ülke adına, bu ülkenin geleceği adına da çok üzülürüm. Yani milli takım için emek vermeme eğer bir karşı görüş varsa ülke adına çok üzülürüm. Durum bundan ibarettir. Hiçbir şeyim de değişmedir. Aynı şeyleri de savunuyorum. Yabancı sınırlamasını da o platformda konuşacağım. Tekliflerimi de vereceğim. Ama bu sefer aynı şeyi başka görevle vereceğim. Hiç merak etmeyin. Bunun için geldik zaten. Tartışılacak, edilecek. Türk futbolu için en iyi şeyler bir araya gelecek. Milli takımdan teklif gelmeseydi yine de ayrılmış olur muydunuz? Bence evet. Bence evet. Hele hele şu yaşananları gördükçe buna daha da inanıyorum. 2 tane 3 sormuş. Aysal'la ayrılık sonrası görüştünüz mü? Hayır. Galatasaray'dan başarısız olduğunuz için mi gönderildiniz? Bu da sormuş. Bir daha söyleyeyim. Buna da aynı şeyi söylemeyin. Değişik bir şey söyleyeyim bari. El insaf.
Soru. Yönetim değişimi için yapılan genel kurulda size çok yakın çalışan ve Florya'dan çıkmayan iki isim yönetimde yoktu. Bu iki ismin bu fotoğraftan çok çektiniz, şimdi çekmiyorsunuz herhalde. Bu iki ismin yeni listede olmadığını öğrendiğinizde ne yaptınız? Benim bu konuyla ilgili ne o zaman ne de bugün herhangi bir şey söylemem doğru değil. Çünkü ben atanmış biriyim, onlar seçilmiş biri. Birileri. Seçen kişinin tercihi. Ancak elbette içime sindirdiğimi söyleyemem. Benim için dostlukları, kıymetleri, hayatımdaki yerleri apayrı. Eksikliklerini her zaman hissettim. Varlıklarıyla da çok mutlu oldum. Tek bir diyeceğim bu. Bu vesileyle bir kez daha kendilerine Galatasaray'a, şahsıma ve Galatasaray'a kattıkları için ve Galatasaraylılıkları için çok teşekkür ediyorum. Bunları söyleyebilirim. İki değerli arkadaşım için. Devam ediyoruz. Schneider'le yıldızınızın barışmadığı ve onu istemediğini söyleniyor. Doğru. Arkadaşlar, 40 sene oldu. Beni tanıyorsunuz. Benim herhangi bir oyuncuyla şahsi ne gibi bir problemim olabilir? Üstelik yaş aralığı 18 ile 35 arası. Böyle bir oyuncu profilinden bahsederken nasıl bir problemimiz olabilir? Schneider'in özelinde değil konumuz. Biz bir oyuncu alırken takım içi dengeler, sistem değişikliği, maliyetler, formu, karakteri birçok şeyi izliyoruz. Bunun için de gerekirse listede 3 defa değil 13 defa dönüş yaparız. Birkaç tane isim söyleyeyim isterseniz. İlk sene dönüş yaptığımız, sonra toplamların da aşağı yukarı 100 milyonu buldu. Demek ki doğru iş. Bunun için dönüş yaparız. Bunun için son saniyeye kadar ısrarla hayır deriz. Şimdi biz verirken 5 kişilik liste veriyoruz. Zaman zaman bunun dördüncüsü alınır. Zaman zaman bunun üçüncüsü, beşincisi, birincisi. Zaman zaman listede olmayan başka biri gelir. İşimize gelir, onu alırız. Ama bunun üzerinde hep beraber son saniyeye kadar daha kulübümüze ve katkısı, teknik olarak da, ekonomik olarak da katkısı hangisinin daha yüksek olur diye inceler sık dokuruz. Yani esasında bu listede vardı, yoktu, evet dedi, hayır dedi. Ben ne dediğimi zaten basına o gün söyledim. Schneider'in kendi yüzüne de söyledim. Merak etmesin kimse. Yani kimin listesinde var? Arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Çünkü sonunda şöyle bir şey oluyor biliyorsunuz. Ben hocaya sordum. Ama burada başka bir şey denmiş. Şimdi sonuç olarak öncelikler ve ihtiyaçlar ile geri dönüşler meselesidir bu. Önceliğimiz nedir? İhtiyacımız nedir? Almalı mıyız? Geri dönmeli miyiz? Bu çok önemlidir. Mesele budur. Yoksa benim Schneider'le hiç de bir problem olmadı. Zaman zaman her oyuncuyla olan şeyler olabilir. Hiçbir sorunum yok. Biz ona sadece sıkıntısı olduğu zaman burada olduğumuzu ifade ettik. Her zaman her oyuncumuza dediğimiz gibi. Başka bir şey değil. O da bizim oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray başka bir soru. Bu sene şampiyon olup dördüncü yıldızı takarsa sizi de davet edeceklerini açıkladı kulüp. Gider misiniz? Böyle bir açıklama var mı? Ben görmedim. Ama yine de cevaplayayım istiyorsanız. Yani tabii
kişilere kızıp, kırılıp Galatasaray'a arkamı döneceğimi sananlara rağmen giderim. Kimsenin şüphesi olmasın. Dün de söylediğim gibi asıl olan Galatasaray'dır. Milli takımın başındaki isim olarak Fenerbahçe Galatasaray maçına gidecek misin? Statta izlemem gerektiğini düşünür, ihtiyaç duyarsam giderim. Başka soru? Galatasaray'da son soru... Varsa getirin. Var, var, var maşallah. Galatasaray'da yönetimle yaşadığınız problem sürecinde bazı futbolcuların sizi başkana şikayet ettiği yönünde bir bilginiz var mı? Valla duyumlarım var, bu da doğru değildir. Duyum oldu ama inanmak istemedim. Ben çocuklarıma, ben futbolcularıma her zaman güvendim. Çünkü bir sürü bilgi kirliliği oluyor. Arkadaşlar, kimseye bunları sormuyor musunuz ya? Hepsini biriktirdiniz, bana soruyorsunuz. Sizce yöneticiler neden tesislerde olmaya bu kadar hevesli? Bu denli hevesli. Vallahi ben de bilmiyorum. Eğer bilen biri varsa da bana anlatsın. Ben bilmiyorum. Sayın Terim, Galatasaray'dan dördüncü yıldızı takmadan gitmem dediniz. Milli takım için de başarısı için böyle bir düşünceniz var mı? Benim milli takım için söylediğim söz, Allah nasip ederse Türk ulusunun, Türk insanının gurur duyabileceği bir milli takım ortaya koymak arkadaşlarımla beraber, tüm hepimiz. Benim ümit ederim, benim söyleyeceğim bu konuda en önemli şey budur. Zaten gurur duyacak bir takım ortaya koyduğumuz zaman onlar da işin gereğini yapacaklardır. Vaat edeceğim ancak bu olabilir. Bunu söylüyorum. Başka var mı? Yok. Var mı? Peki. Arkadaşlar, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum aklınızda, aklınızın köşesinde, ucunda herhangi bir şey kalmadı. Pek çok konuya açık yüreklikle yanıt verdim. Herkese katıldığım için teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, son sözüm, beni ben yapan, Fatih Terim'i imparator diye bağrına basan, iyi günümüzde de, kötü günümüzde de daima yanımızda olan muhteşem Galatasaray taraftarına. Ben ne sizden ne de Galatasaray'dan ayrılmadım. Ayrılmam. Ben ne sizi ne de Galatasaray'ı bırakmadım. Bırakmam. Şimdi elimi kalbime götürüyorum. Kalbime koyuyorum. Galatasaray taraftarının benim için yaptıklarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 40 yıl içinde hakkım varsa hepsini Galatasaray taraftarına ve Galatasaraylılara helal ediyorum. Siz de hakkınızı bana helal edin. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Fatih Terim bir basın toplantısı.